Herkese Sekolu Sakal kanalından selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün sizi öyle güzel bir yere getirdim ki doğada olmak isteyenler, kamp yapmak isteyenler, trekking yapmak isteyenler ve doğayı sevenler için harika bir yerdeyim. Nerede miyim? Bunların üretildiği yerdeyim. Sağ olsun benim kamp bıçaklarımı, bu ihtiyaçlarımı giderip bana bu bıçakları yapan harika adam. Hep beraber tanıyalım. Gelin. Ayhan, selamlar. Ne haber kardeşim? Teşekkür ederim abi. Hoş geldin. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Benim kafamı çeliyorsun. Kampa her gittiğimde farklı bir bıçakla gönderiyorsun beni. Yani seni ziyaret etmeden olmazdı. Seni tanıyalım mı? Anlatsana kendini. Yani Aslan Karabipliyim. Evet. 93 doğumluyum. Bu işe aşık biriyim. Onu biliyoruz zaten. Yaptığın ürünlerden belli. Onu evet. Anlıyoruz da. Nasıl başladı bu? Şöyle söyleyeyim, aslında ben bir koleksiyonerdim. Her gittiğim yerden bıçak toplardım. Yaş ilerledi, daha güzel bıçaklar almak istedim. Ondan sonra ekonomi illaki izin vermedi. Bir film seyrettim o ara, çok güzel bir bıçak vardı. Alayım dedim, alamadım. Dedim o zaman yaparım. Çok iyi. Birkaç ay işte çeşitli dostlarla sohbet ettik. Dokümanlar okudum, videolar seyrettim. Kendim hazır olduğumları başladım. Sonuçta bize buraya kadar gelebildik. Bunları nasıl yaptığını, sırrını bir içeride göster bakalım. Elbette. Şimdi hep beraber atölyeye girelim. Hep beraber görelim bu bıçaklar nasıl oluşuyor, nasıl yapılıyor. Hepimiz biliyorsunuz TLC seyredenler, şey yapanlar bu belgesellerde bıçak yapımını görüyorduk. Ama ben yakinen ilk defa göreceğim. İsterseniz hep beraber içeride görelim. Evet, atölyeye geldik, girdik. Atölye bir kere ben çok şey bekliyordum böyle hani yani adam yapıyordur da fazla bu kadar kapsamlı değildir diye düşünüyordum ama açmışsın sen. Mütevazi davranma. Hiç mütevazi davranma. Burada yaptığın bıçaklar da var. Onları da sonra göstereceğim hep beraber. Nereden başlayalım? Sen bize söyle. Nereden başlayalım? Bıçak nasıl yapılıyor abi? Demir ilk başlangıç bana demirleri bir gösterir misin? Evet. Nasıl başlıyoruz? Alalım onu da. Şu an burada. Bundan kılıç da yaparsın sen. Elbette. Kılıç yaptığım zaman zamanda yaptın oldu. Yaptın mı kılıçta? Yaptım. Daha önce yaptım. İsteyenler oldu. Genelde arkadaşların hani bıçak üreticilerinin aksine ben 6 milim kullanıyorum çelikleri. Daha kalın, daha güçlü, daha o tokluk hissini verdiğinden ötürü İsveç'in Böhler çeliğini kullanıyorum. Kaliteli olmasın, kaliteli olsun diye. Çünkü diyorum ki bizim amacımız kalite. Yani hiçbir zaman geri yolda bakmamız lazım. Şu anda fiyatlar tabii ki değişiyordur da. Mesela böyle bir şey ne kadar abi? Aldım ben diyelim. Bunu tek alırsam. Yani şu an 800 bandında falan. 800 TL. 800 bin bandında evet. Yani günümüz şu anda Ağustos 2022'deyiz. 800 TL. Videoyu sonra seyredenler için söylüyorum. Bu fiyatlar tabii artacaktır. Artıyordur da. Değil mi? Dolar bazında, euro bazında. Ham madde. Habire oynuyor yani. Zaten tedarikçiler kendilerini artık dolara göre endekslediler. Hareket ettikçe ona göre hareket ediyor. Bundan kaç bıçak çıkar abi? Tabii şu an ortalama bu 3 veya 4. Bıçağı, yani ortalama şu bıçakla tahmin edersek. Yani ortalama 4 veya 5 çıkıyor. İşte bazen 4 çıkıyor. Eğer 3... Bu 23 santimli. 23 santimli 4 çıkar. Şu ufaklardan yaparsam işte 5 çıkar. Şu boyun bıçağı dediğimiz bir bıçak değil mi? Şunu tut da abi bunu da göstereyim. Bu da ayrı bir şey. Ya bunları göstereceğim de çok heyecanlı oluyorum ben böyle durumlarda. Bir de bıçak gördüm. Hele senin yaptığın bıçakları. Bakar mısınız? Bu yeni başladın diye biliyorum ben evet, bunu. Bunu daha dün hazır ettirdim. Hatta Instagram'da koydun. Bu arada Instagram'ı takip etmek isteyenler için söylüyorum. Hantaktikal. Evet. Oradan takip edebilirsiniz. Neler yaptığını görebilirsiniz. Bunu böyle koymuş hikayesine. Demiş bu ne bıçağı? Ben tabii bildiğim için hemen doğru cevabı verdim. Harika doğru verenlerden birisin abi. Evet. Bize anlat bakalım. Aldım bunu. Geldin ne yapıyorsun? Aldık. Abi. Şimdi herhangi bir modelimizi buraya alıyorum çeliğin üzerine. İş güvenliği önemli diyorsun. Gözlüğümüz var. Elbette gözlüğümüz var. Eldivenimiz var. Önemli. Sağlığımız olmazsa hiçbir şey zaten yapamayız. Tabii. Burada çelik kalemimiz var. Bunu çiziyorum. İlk önce. İstediğim şekilde. Ha. Anladım. İstediğim şekilde bunu kalıbını çıkar çıkıyorum. Sonrasında degobajların şeylerimiz var. Degobaj dediğiniz gibi gösteriyor. Şu taşlamamız var. Degobaj. Aynen. Bununla kesiyorum. Çekli kesiyorsun. Şu mu oluyor abi? Bu. We'll be right back.
noktalarını koyacağım. Pin deliklerini açacağız. Anladım. Evet. Sen de çekim yapıyorsun değil mi? Bak bunu görüyorum mesela. Bu çekimleri yapıyorsun. Instagram'da mı, YouTube'da da var mı? Instagram'da. Aslında YouTube'da kanalımız var. Evet, var onu da söyle. Çok ilgilenemiyoruz nedense. Olsun olsun, yolunda. Var olanları seyretsinler. Han Taktikal olarak YouTube'lara varız. Hı hı. Hem işte kısa videolarımızı hem bazen anlatmaya çalıştığım, bazen bileklerimizi, bilek bıçaklarının işte tasarım amaçlarını, işte detaylı özelliklerini vermeye çabalıyoruz. Hı hı. Yoğunluktan fırsat buldukça. Hı hı. Haricinde yoğun olarak Instagram'dayız. Daha kısa. Orada zaten bütün yaptığın bıçakların şekli, hepsi ne bıçakları olduğu. Yani tüm aşamalarda oradayım. Var. Hatta bazen dediğim gibi geçen günde anketlerde bulunduk orada. Evet. Arkadaşlar biraz daha dahil edelim. Şimdi deliği bununla açıyorsun. Evet. İlk deliğimiz hazır. Arkadakini 8 milimden açacağız. Niye? Boru pim koyacağız oraya. Hmm. Çünkü bıçağı kullanırken oraya birçoğumuz bıçağı kaybetmemek için ip takarız. Orayı da bileğe geçiririz. Evet. Çünkü doğada bıçağımızı kaybetmek muhtemelen bir en güvenlik büyük açısından da önemli. Yani bilekte olması, düşmesini filan hani. Savurduğun zaman bacağa gelmemesi veya karşınızdakine vurmaması önemli. Onunla ilgili. Şimdi büyük olan şeyi büyük açıyoruz. Büyük açacağız ama önce küçükle başlayacağız. Sonra büyük çekeceğiz. Evet. Bitmiş. Daha düzü delikler açıldı. Kısım bitmiş abi. Evet, delikler açıldı. Evet. Sırada da ağız açma işlemimiz var. Onu merak ediyorum. Yani en çok merak ediyorum. En önemli yerlerden bir tanesi değil mi bu ağız açma? Yani bu bıçağımızın şöyle söyleyeyim. Bıçak mimarisi diye bir şey var. Mühendisliği diye bir şey var. Bunda en önemli taraflardan bir tanesi bu. Çünkü bıçağın ağız dayanımından işte kullanırken sağa sola dönmemesine kadar birçok şey burada olay bitiyor. Evet. İşte bunu düzgün yapmak lazım. Evet. Evet. Ağız açma dedin. Ağız açma bu makineyi ona göre ayarladın. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi önce orta kılavuz çizgimizi alacağız. O yüzden burayı biraz karartacağım. Sonra, neden? Şimdi çizgiyi daha hani net görebilmek maksatlı. Anladım. Sonrasında da ortasını mı ayarlıyorsun? Evet, ortaya bir kılavuz çizgi aldım ki o da sivri kısmı olacak. Yani yan tarafları alacağım, ortası kalmış olacak. Peki sana özel bir sistemin var mı? Genelde kendine ait hani böyle bir çalışmaların farklı bir çalışma oluyor mu? Şöyle söyleyeyim. Standartın yani, dışına çıkıyor musun? Yani her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Evet. Bu konu, evet. Yani tasarımlar bakımından ve biraz önce bahsettiğim çelik seçimi bakımından bu konuda diğer arkadaşlardan biraz daha farklı tarafta kalmış oluyorum. Onu zaten şöyle bıçak bittiğinde de anlatacağım onu. Tuttuğumdaki o ağırlık hissi, tutma şeklinin kolay sağlanması, acemi bir insana bile kolay gelebilecek bıçaklar yapıyorsun. Evet. Onun farkındayım zaten. Bu konuda ukala olmayacağım. Teşekkür ederim. Hastasıyız. Kullanım ergonomisi çok önemli. Yani yormaması gerekiyor. Evet, evet. Çünkü ben bunu sadece kamptaki arkadaşlar değil, güvenlik güçlerimize de gönderiyorum. Öyle mi? Operasyonda kullanıyorum arkadaşlar. Yani ekstra bir külfet yapmak istemiyorum onlara. İşleri zaten zor. Zor. Bir de biz eklemeyelim doğru size. Doğru söylüyorsun. Evet, şimdi makinemize bağlayıp ağız açma işlemi yapacağız. Nereden bağladın onu? Şimdi, alttan destek yapıyorsun. Destek veriyorum ki aşağı kaçmasın. İşkence bize sıkıştıracağım. Şu şekilde. Matematikte kuvvetli olacak değil mi bu olayda? Yani evet. Aslında Sezer çıkışlıyımdır. Matematiğim çok iyi olmasa da yani burada geometri biraz kullanıyoruz. Kesinlikle. Yani bunun açıları, işte bunun durma şekli vesairesi burada biraz matematik. Bu arada hatırlatayım mı? İlk geometri kitabını Türkiye'de kim çıkardı? Çok iyi olur. Ek bir bilgi olmuş olur yani. Atatürk. Ha. Tabii. Onu bilmiyordum. O yüzden buradan da onu da alalım. Ek bir bilgi olmuş oldu bizim işinde.
vesaireler, bıçak. İçindeki karbon yanmaya başlıyor. Bu ısıyı çok yükseltmemem gerekiyor. Sıcak mıdır hala? Çok değil. Evet, sıcak. Biraz sıcak. Nispeten ama... Buradan açtım, buradan da açıyorsun. Aynı şekilde bu taraftan da açacağım. Sonrasında ısı işlemimiz var. Ürünü çelik hale getireceğiz. Bunu ısı işlemi yaptıktan sonra tabii kabzaya kadar daha uzun bir süresi var. Menevi süresi var. Bunun için hani ortalama bir saat kadar daha fırında pişmesi gerekiyor. Bu hani süreyi gösteremeyeceğimizden ötürü kabzası takılı hazır bir modelimiz. Şimdi var. Anladığım kadarıyla buradan sonra biz ocağa mı geçiyoruz? Ocağa geçmiş aslında olacağız. Bir ocağı da görelim mi? Olur. O zaman ocağı gösterdikten sonra yapılışının hani biraz sonrası olan kısmı evreye geçelim. Tabii ki. Şimdi hep beraber o zaman ocağa gidelim. Ocak deyince de bilseydim etmet getirdim. Yani. Öyle bir ocak değil tabii. Yoksa kömür olur et. Hadi gidelim bakalım. Evet Ayhan, bunun için ısıya dayanıklı inşaatlarda bildiğimiz şey evet, değil mi bu? Aynen. Yutong mu? Gaz beton, yutong. Aynen. Evet. Bunun güzel tarafı ısıyı dışarı vermiyor. Çatlayıp patlamıyor. O yüzden yani kömür kullananlar arkadaşlar genelde bunları kullanırlar. Evet. Tabii gazlı modeller de çıktı, gazlı ocaklar da var. Onlar da çok daha farklı bir sistem kullandılar. İçini elyaf gibi bir şeye kapatıyorlar. İşte çelik bir bidon gibi bir şeyin içine yerleştiriyorlar falan. Fakat ben karbon çelik kullanıyorum ve bıçakta karbon bu çelikler bıçaktır. Yani karbon eşittir bıçak anlamına gelir. Kömürün içinde karbonu hani bıçakla eşleştirmeye çabalıyoruz. Bıçağın içindeki karbon seviyesini artırmaya çabalıyoruz. O yüzden ben gaz kullanmıyorum. Anladım. Tamamen işte kaliteyle alakalı bir şey. O zaman Ayhan ateşle diyelim. Hadi bakalım. Şu ağzını açtığın şeyi şimdi çelikleştireceğiz. Evet, sertleştireceğiz. Hadi bakalım. Bayağı da ucuz plan. Hadi başla. Karbon çelikleri ortalama 800-850 derecede pişirilir. Sonrasında da isteyen yağda, isteyen suda soğutur ki suda çok fazla sertleştiği için soğukta kullanmaz. Genelde yağda soğutur. Veya özel ısıtılan yağları vardır, özel yağlardır. Onlar da sabunlardır. Soğuturuz. Sonrasında da istediğimiz sertliğe ayarlayabilmek için menemiş vardır. Menemişi alırız. Sonrasında kabzaya geçeriz zaten. Evet, istediğim kadar ısınmış. Sönene kadar mı oluyor? Şöyle söyleyeyim, aslında soğuyana kadar. Soğuyana kadar. Belli bir sertliğini alsın, biraz sonra sertlik kontrolünü yapacağız. Eğer istediğimiz sertliği aldıysa ocağımızı kapatacağız. Parlatın ve kabza işlemine gitsin. Tabi arada menemiş de var, onu unutmayalım. Evet. Şimdi sertlik kontrolünü yapacağız. Evet. E'miz çeliği bıçağı tutmuyor. Demek ki E'den daha sert bir bıçağımız var artık. Bunu menemişe alacağız. Sonrasında parlatacağız, kapatacağız. Evet, şimdi bıçağımız sertleşti. Şu an aşırı sert.
Yani aşağı yukarı cam sertliğine yaklaşmış olduk. Bu cam sertliğine mi? Cam sertliğine kırılır mı? Kırılır. Buradan sonra kırılır. Yani bunu ormanda kullanırken bir işte oduna vurduğunuzda, bir taşa vurduğunuzda cam ikiye kırılır. Veya düşürdüğünüzde de kırılır. Nasıl ya? Bayağı cam. Şu an cam gibi. Ha, şu an için. Şu böyle. An cam gibi. He, ama ormanda bitmiş haliyle. Bitmiş haliyle problem yok. He, pardon pardon, şimdi anladım. Şimdi bu haliyle düşerse kırılır diyorsun. Cam gibi kırılır. Yani. Aynen. Şu an aşırı sert. Sert. Şimdi fırında 200 derecede pişireceğiz bunu. Bunlar 200 derecede pişiyor. Yarım saat kadar. Yarım saat piştikten sonra istediğimiz 59-60 HLC seviyelerine gelmiş olacak. Hı hı. O da bizim ideal bıçak sertliğimiz olmuş olacak. Ha, şimdi oldu. O zaman fırına veriyoruz. Evet, şu an fırına vereceğiz. Ocakta pişti, fırına da ver. Evet. Üzerine de su ekle. Hadi, çok lezzetli. MasterChef'e doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Oo, fırından çıkmış taze bıçağımız hazır. Ama sen burayı ne zaman yaptın birader? Hani sahtekarlığa girmeyelim. Bu fırınlanmış bıçağın devam şekli. Fırınlanmış, ağzı parlatılmış, koruma bandı çekilmiş. Artı kablosu takılmış. Evet. Buna şekil verme. Şekil vereceğiz. Hadi bakalım, buraya da devam edelim buradan. Çünkü bu işlem de aşağı yukarı bir 5-6 saat kadar sürüyor. Çünkü içine sürdüğümüz yapıştırıcının kuruması gerekiyor. O zaman bunun da bir bitmiş evresine mi geçeceğiz? Evet, beraber? Bunu da şimdi keseceğiz. Sonra kabzalı yapmamız lazım. Keserken göstereceksin. Göstereceğim. Hadi, tamam, onu göster bari. Ondan sonra da hani bu böyle evre evre şey yaptık ki ayağında istiyor ki hani bunlar çok meşakkatli işler. Evet. Ama kardeşim, bir dakikada bıçak balta yapanlar var. Onlara ne diyeceksin? Bir dakikada bıçak balta olmaz abi. Neden olmasın, yapanlar? Yani o çok kısa, böyle çorba tarifi gibi bir şey olur. Ya, gerçekten zahmetli iş. Ocağı yakıyorsun, sıcaklarda terliyorsun. Kışın bahçeye çıkıyorsun, ona göre üşüyorsun. Evet. Bir sıcak, bir soğuk. Bıçak tarak gibi oldu. Oldu. Hani biz, benim gibi keller için uygun olmayan bir yapıya geldi dedim. Oradan da tarak mı yapacak hani bilen diye. Niye öyle yapıp sonra kestin? Şöyle söyleyeyim. Çeliğe testereyi vurmamak için. Ha. Bir de sonuçta kabisli bir bölge. Sıcak mıdır? Biraz. Çok az. Şuan şeye bakalım ya. Ne hale getirdin birader? Şu özellikle bıraktın. Buradan şey girecek, evet, çünkü. Evet, kim girecek. Burası açık dipçik diye geçiyor. Hı hı. Eğer bir şey kırmak istiyorsanız oraya kullanıyorsunuz. Evet. Kabzanın kaba zımparalamasını yaptık. Köşelerini kırdık.
açılarını verdik. Hı hı. Şimdi de bıçak mengenesine geçeceğiz. Bundan sonra işte ince işçiliği kalmış oldu. Evet, şurada parmak takmalı şey yaptın yani. Evet. Şöyle tuttuğun zaman. Parmak siperli bir model. Abi çok dengeli, çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Yani şu parmağın bile koymak istedim. Ayhan bir şey sorayım sana. Evet. Şimdi kabzadaki o ağacın neye göre sağlamlığı, hangi bıçağa göre değişiyor ya da en sağlamı nedir gibi bir soru. Şimdi, hani nasıl bunu tarif edersin? Bu soru çok fazla mesela. En sağlam bıçak, en sağlam kabzası işte, hani olan. Onu şöyle bir şey, nerede kullanacağınıza göre o değişir. Bir dalgıçsan durum çok farklı. Çok su yiyen bir bıçak kullanacaksan. Evet. Yani, mesela hangisi? Şöyle söyleyeyim. Eğer dalgıçsan kesinlikle paslanmaz çelik kullanman gerekir. Hı hı. Ve ağaç kabza kullanmaman gerekir. Çünkü tek seferde girer çıkarsın o ağaçı bir daha kullanamaz. O zaman plastik mi olacak o? Evet. Yani bir karta tarzında her şey de olabilir. Kemik gibi mümkündür, de olur. Mümkün. Daha iyi yani suyla teması olmayacak. Yani çalışmayacak suyla. Peki ağaç ama bıçaklarında genelde kullanılır? Ağaç bıçaklarında orada yelpade çok geniş. Hı hı. Ceviz kullanabiliriz. Ben standartta ceviz kullanırım. Çünkü kullandıkça, yaşlandıkça çok daha hoş bir görüntüsü oluyor cevizin. Ama pelesenk, abanoz, kral, kokoba o iş uzuyor yani. Orada hani tamamen kullanmak istediğiniz bıçak nasıl bir şey olsun diye mesela değişiyor. Mesela tuttuğunda koku salan var mı? Mesela pelesenk var. Evet. Pelezenk ağacı. Pelezenk ağacı şey gibi değil mi ya? Pelezenk, ağza pelezenk oldu derler. Dile pelezenk olmak dile diye. Pelezenk. Evet, öyle bir terimimiz var. Pelezenk ağacı Osmanlı döneminde, eski dönemlerde yapılan ahşap gemilerin suyla alan taraflarına konulan ağaç. Yeşil ve kahverengi modelleri var. İkisi de kesildiği zaman kahverengi ama biri güneş gördükçe yeşeriyor. Ve böyle çikolatayla kahve arası böyle enteresan bir kokusu var. Çok hoş da bir kokusu tuttukça var. Tuttukça da böyle haşır neşir oldukça da kuka ağacı. Kuka da elindeki mikrobu öldüren farklı bir ağaçtır. Aynı geyik boynuzunda da o şekildedir. Hatta bir dönem doktorlar hep kuka kullanıyorlardı. Kuka kullanmayan doktora tedaviye de gidilmiyor. Günümüzdeki hani mikropları bilinen açısından baktığımızda da demek ki eski devirlerde bazı şeyler hani böyle kendini... O işler çözülmüş. Evet, değil mi? Biz yani tamamen kendimizi dezenfektanlar kullanıyoruz, bilmem ne, ellerimizi mahvediyoruz. Ama evde mesela bir tespih olur, böyle bir ormana gittiğimizde, kampa gittiğimizde bu tarz bir bıçak ağaç, olur, hani evet, eli temizleyici bir ağaçtan yapılıyor olması gayet ağaç güzel. Ağaç da geyik boynuzu da üzerinde bakteri barındırmaz. İkisi de... Ya bunları ilk defa duyuyorum. Yani bir bilgiyi getiriyor böyle. Evet. Ya bu harika. Konuda çok fazla seçenek var. Yani dediğim gibi hani ne kullanmak istiyorsun, nerede kullanmak istiyorsun, amaç ne? Buna göre yelpaze çok genişliyor. Seni oyalamıyorum. Devam et ya. Evet. Son şeyine geldik burada. Gösterelim. Eğer çalıştık. Artık kaba şeklini verdik. Şu an ince zımparaya gireceğiz. İnce zımparayla da işte son yani şurada biraz tırtık gibi şeyleri var. Onları alacağız. Ve ağacın damar.
yani nasıl söyleyeyim ben size? Can veren, hani ağaca su verirsin, can suyu olur gibi. Bu şimdi, da kabzaya şu anda verdiğin yağ da bunun gibi bir şey herhalde. Gibi bu yağ kendiliğinden ısınma özelliği var. Aha. Kendiliğinden bir süre ısınıyor. Sonrasında da işte ağacın hemen iç kat, ilk alt tabakasına geçiyor. Hı. Orada da katılaşıyor, ağacı korumaya alıyor. Diyelim ki sen bunu bana sattın ki bildiğim kadarıyla sen bana şöyle bir şey yapmıştın. Kuksa vermiştin ya. Evet. Kuksa'yı dedim belli bir süre abi yağla dedin sen. Hı hı. Zeytinyağıyla. Evet. Bu da aynı şekilde aldıktan belli bir süre hani kendimiz de yağlayalım mı böyle? Yani şöyle İyi söyleyeyim. Kullanacağız. Şimdi bir sefer önce zaten bunlar karbon çeliği. Çeliği zaten yağlayacağız. Hı. Ha kabzayı da belli aralıklarla tabii bakım kremleriyle yağlarla bakılırsa her zaman ilk günkü böyle ışıl ışıl durur. Evet. Ve ya. Hem yıpranmaz hem hoş durur. Bu ne ağacıydı? Unuttum yine. Bu ceviz ağacı. Ceviz ağacı. Evet. Cevizin dala yakın tarafından bir ağaç parçası. Çünkü renginden bunu anlıyoruz. Daha kök cevizler de var. Onlar çok daha koyu renk. Hı hı. Daha birçok daha ağacımız var. Zaten bunların opsiyonları ben web sitesinde sundum. Hı hı. İsteyen de bana şu ağaçtan yapısını gönderirsin diye seçebiliyor. İsteğe bağlı da sen onu gerçekleştir. Evet diye seçebiliyor. Ha. Abonoz ve pelesenge kadar seçenekler mevcut. Evet. Şimdi burayı açacak mısın bunu? Hı hı. Burayı açacağım. Hı. Biraz sadece çekmesi için biraz daha masaj yapacağım. Hı hı. Sonrasında ön tarafı açacağız. Oranın yağlamasını yapacağız. Son keskinliğini vereceğiz. Artık bitmiş oluyor yani. Normal makine yağı. Bıçaklar karbon çeliğinden. Bunu başta da söyledim. Hı hı. Karbon çeliklerinin özelliği şu. Karbon çok kalitelidir. Çok sağlamdır. Zor körerir. Yani dağda kullanabileceğiniz en iyi çeliklerden bir tanesi karbondur. Hı hı. Fakat bir eksisi vardır. Eğer ilgi göstermezseniz, eksikten, evet. Evet bakım yapmazsanız paslanmaya döner, kararmaya döner. Bıçağı meraklı kişi de ya alıp kenara koymayacağı için i̇şte, bakar yani, yani arada bir koymaması gerekir. Var, evet. Bunlar, yaşayan malzeme sonuçta. Tabii. Ne kadar bakarsanız o da size o kadar evet. Bakar. Evet. Çok güzel. Bıçağın yolculuğu diye isim koyabiliriz bu duruma. Bıçağın yolculuğunun geldiği yer arkadaşlarıyla beraber gösterelim size de. Buyur. Bu da yeni aralarına şu anda bizim bitirdiğimiz bıçak. Bu şeyin kılıfı, boyun bıçağının kılıfı. Şu da bize anlatır mısın tek tek özelliklerini şöyle kısaca bir geçelim. Tabii kısaca üzerinden. Geçelim. Şu model çoğu genellikle balıkçıların kullandığı olta ip kesme bölümü olan, hı, kancası olan outdoor olarak kullanılabilecek açık tip dikişli bir modelimiz. Şu iki model aynı zaten. Bunlar en çok kampçı arkadaşların istediği, hı hı, ki zaten onların için tasarladığımız bir model. Benim de kullandım değil mi? Evet, bu bende olan aynen değil abi, mi? Sende de olan model de bu. Şu ufak alpagolar HT200-200 Alpago diye adlandırdığımız model. Bunlar, hı, yardımcı bıçak. Hatta çok rahatlıkla kullanacağımız modellerden bir tanesi değil, evet, mi? Yani. Küçük ama çok rahat odun yarabileceğiniz kadar kuvvetli bir kuvvetli model. Evet. Bir de mutfak işleri için de becerikli bir kullanılabilir. Şey yani ince işlerde kullanabileceğin küçük bir model bu. Çünkü şu tarzda büyük bir modelle o çay işlerinin birçoğunu yapamayacaksınız, evet, çünkü. Ama bu şunun tutuş şekli en çok beğendiğim modellerden bir tanesi, evet, bu da. Bu ne? Tamamen profesyonel askerler için tasarladığımız, evet, bir model o. İşte iki şekil tutum şekliyle, açık dipçiyle gene üst seviye bir donanım diyebilirim. Evet. Buna geçelim sırayla. Yandaki kasaturadan vazgeçemeyenler, hmm, için kasaturaya bizim kattığımız bir yorum. İsteyen bizim kalitemizi kasaturaya devam ettirebilir. Ona göre de kabzayı biçimlendiriyorsun. Ona göre yapıyorsun. Tabii. Ben bunu çok yakından görüyorum, biliyorum. Bu da yaptığımız modele yakın bir tane bıçak. Evet. Gene kısa modellerden bir tanesi. Hmm. Kampta çok rahat kullanılabilir bir model. Yanındaki yine kampla karışık askeri şu, bir model. Bunun bir kere şeyini çok beğendim. Yanındakiyle beraber göstereceğim. Bu da şey.
Bu biraz bana şey geldi, ağır geldi. Ağır. İşte yarı yani, askeri, yarı evet. kamp modeli. Yani kampta büyük bıçak kullanmak isteyenler tercih edebiliyorlar ve askeri personel bunu kullanabiliyor. Ki şöyle bir sıkıntı durumumuz vardı. Bu modeli Suriye'ye gönderdik. Birçok asker arkadaşımız bunu test ettiler, denediler. Eksiklerini söylediler, geliştirdik. Son arkadaşımız da şehit oldu bunun sahiplerinden Allah bir tanesi. Onun da ismini bu bıçağa ekledik. Adı evet. ne? Şahin. Şahin mi? Evet. Bu benim en çok beğendiğim kabzalardan bir tanesi. Hani parmağını koyduğun yer itibariyle ve tuttuğundaki o şey çok güzel. Hissiyat da çok güzel. Ben çok beğendiğim modellerden bir tanesi bu. Favorilerimden bir tanesi hatta. Bunu da benim giderken kampta yanımda vermiştin. Sırf fotoğraf çekimi için yanımda götürmüştüm. Evet. Bu çok kullanış amacı çok farklı olan. Şöyle mi tutuyorduk hatta? Orada. Ya da şöyle de tutabiliyoruz. Mümkün. Böyle daha şey oluyor ama evet. benim yani tutma hissiyatı ve daha kuvvetli şuradaki kuvveti de alarak en iyi tutuş biçimi de bu. Bu biraz fantezi bir ürün öyle diyeyim size. Yani yakın, amacı yakın yani dönüş. Evet yani yakın güvenlik dönüş, amaçlı güvenlik amaçlı ama Allah kullandırmasın. Koleksiyon olarak bulunabilecek şey en beğendiklerimden. Giderken götüreceğim. Evet boyun bıçağı. Boyun bıçağı. Bu da ne amaçlı abi? Bunu da anlatalım. Şöyle söyleyeyim. Bıçağı genellikle unutan arkadaşlar veya sürekli yanında taşımak evet. isteyenler. Hani ya unuttum mu, aldım mı telaş olmasın diye boyun modelimiz. Bunu mızrağa da çevirebiliyorsunuz üzerindeki delikler sayesinde. Evet, şuradaki. 5 mm karbon çeliğinden hem hafif hem kullanışlı bir model. Evet. Ve yaptığımız. Benim yaptığımız, hı-hı. evet. Harika oldu. Ayancığım, ellerine, emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Size sağlık, hoş geldiniz. Ben şunu söylemek istiyorum. Bir emek var, bir uğraşı, bir ne denir artık sanat, zanaat var. Bu bıçakları tercih etmenizdeki en büyük nedenlerden bir tanesi de şu olmalı. Bu konuya sürpriz diye değinmek istedim. Ayhan kardeşimin bir tane çok sevgili evladı var. Evet. Özellikle onun için çaba sarf ediyor. Ben buradan istiyorum ki hani bunu çekmemdeki en büyük nedenlerden bir tanesi de buydu. Çok güzel işçiliği var. Arkasında durup da ya benim vesilemle görüştünüz, aldınız demek beni mutlu edecektir. Ondan ayrı da bu şekilde hem başka bir işle uğraşıyor, kalan zamanında bunları üretiyor ki evladına sağlık anlamında biraz destek amaçlı bu bıçakları değerlendirebilirsiniz. Onun için size göstermek istedim. Allah sağlık sıhhat versin. Yani İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacaktır. Abi inşallah. Olacak olacak. İnşallah. Biz inanıyoruz. O yüzden desteğinizi esirgemeyin. Hani bilmediğiniz bir yerden bıçak almak yerine benim vesilemle tanışıp bu bıçakları alırsanız mutlu oluruz. Emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Evet. Geldik videomuzun sonuna. Videomuzun sonunda gördüğünüz gibi Ayhan kardeşimin emeğine sağlık. Çok güzel bir bıçak yapımıyla beraber bir video yapmış olduk. Sizleri de seyrettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, aynı zamanda da beğenirseniz beğenmeyi, beğenmezseniz de yapıcı eleştirilerinizi bekliyorum. Herkes Abuzer Kadayıf olmasın. Can olun. Öpüyorum sizi.